Sayın Güneşen, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu ile sigortacılık, özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu bütçeleri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulmaktayım. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Sayın Bakan, dinlerseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim çünkü halkın adına konuşuyorum. 2012 yılında kurulan kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun iki temel görevi var değerli arkadaşlar. Biri, uluslararası standartlarda uyumlu Türkiye muhasebe ve denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak. İkincisi ise bağımsız denetimde uygulama birliğini gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak üzere bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak. Peki değerli arkadaşlar, bu kurum neyi yapmamış? Öncelikle denetim hizmetlerinde uygulanacak ücret tarifelerini belirlememiş. Mevzuat hükümlerine bakıldığında denetim ücretine yönelik olarak kurum tarafından bir ücret tarifesinin en azından bir kez belirlenmesinin zorunlu olduğu gerekirken bu görev hiç yerine getirilmemiş. Bakın, o kadar temel bir görev ki siz bunu belirlemediğiniz takdirde ilkeleri nasıl uygulayacaksınız? Ücret belli olmadığı durumda neye göre denetimleri gerçekleştireceksiniz? Açın 2022 Sayıştay raporunu. 2021'de yayınlanan Sayıştay raporunda da aynı şeyler yazıyor. Geriye doğru gidin, diğer yıllarda aynı böyle. Asli görevini yerine getirmediği bizzat Sayıştay raporlarında yazıyor Sayın Bakan. İşte Sayıştay raporu da burada. Ama bu arada ne olmuş onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. 2020 yılında 123 çalışan olan çalışan sayısı 2021'de 2012'ye yükselmiş. Neredeyse %100 artmış. Ama en temel görevler yerine getirilmemiş. İşte tam AKP tarzı yönetim biçimi de bu şekildedir. Kadro şişirilsin ama hiçbir iş yapılmasın. Devasa binalar, lüks makam araçları, şaşalı makam odaları, yüksek maaşlar, oh ne ala. Her şey güzel, hayat güzel onlara. Görüntü tam. İtibardan hiç tasarruf edilmiyor değerli arkadaşlar. İş üretiliyor mu? İş de üretilmiyor. Sakın onu da beklemeyin. Bağımsız idari otoritelerin saltanatı tıpkı saray gibi. Hiç azalmıyor. Her yerde küçük saraylar yaratılmış. Onlar bir biçimde varlığını ve şatafatını sürdürüyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan, yani kayıt dışı çalışan kişi sayısı 8.7 milyon. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Bugün Türkiye'de %31.9'luk kayıt dışı istihdam söz konusu. Bu Avrupa'daki en yüksek rakamdır arkadaşlar. Benzer biçimde tarım sigortacılığında da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Muafiyet oranlarının ve prim bedellerinin yüksek bulunduğu, kontrol edilemeyen kuraklık, dolu, don, fırtına ve sel gibi risklerin yanında hastalık ve zararların istilası gibi kontrol edilebilen risklerin sıklıkla yaşandığı ülkemizde yeterli desteğin verilmediği koşullarda maalesef bugün burada sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumunu konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, konuştuğumuz her iki kurumun da en temel ortak özelliği ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu yansıtmaktadır. Asgari ücret 2024 yılında sadece bir kez artırmayı düşünen iktidar acaba kayıt dışı çalışanlarla ilgili nasıl bir düzenleme öngörüyor? AKP iktidarı ayakları yere basmayan ve hayal ürünü politikalarını uygulamaya devam ediyor. Bu politikaların temel amacı ise sarayı ve bir avuç yandaşı mutlu etmek, yani bunları gerçekleştirmek için her yol mübah. Bakın değerli arkadaşlar, dış politikadan eğitime, ekonomiden hukuka, her alana şöyle bir bakalım. Yüzlerce olumsuz örnekleri hep beraber görüyoruz. En son bildiğiniz gibi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir yurttaşımızı öldürüyor.
Sayın Güneşan, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Ne azindir ki daha önce de örneklerini gördüğümüz şekilde serbest bırakılıyor. Elini kolunu sallayarak ülkemizden kaçıyor. Şimdi buradan iktidara seslenmek istiyorum. Acaba bunun karşılığında ne verdiler? Siz ne aldınız? Kaşıkçı olayında Suudilerden ne aldınız hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu can bu bedende olduğu müddetçe bırakmam dediğiniz papaz kaçtı. Gördüğümüz o ki can da o bedende, ruh da o bedende. Ama Trump tehdit edince mal varlığı açıklanmasın diye papazı kendi ellerinizle teslim ettiniz. Bundan dolayı ayrım çok açık net arkadaşlar, değerli milletvekilleri. Bu bütçe Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve onu koruyup kollayanların bütçesidir. Bu bütçede motokuryeler, emekçiler yok. Özetle bu bütçe padişahım çok yaşa diyenlerin ve kendini padişah sananların bütçesidir.